Sayın basın mensupları, çok değerli meclis üyelerim, çok değerli çalışma arkadaşlarım, personelim, çok değerli bizlerin göğsünü, gururunu okşayan, bizleri girdiği şampiyonalarda başarıyla temsil eden ve şampiyon olan kız, Yıldız Genç Kız takımımızı da buradan kutluyorum. Hepinize saygı sevgilerimi sunuyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Çok değerli basın mensupları, bugün sansürün kaldırılışının 106. yılı ve bunun kaldırılmasını son derece önemsiyoruz ve sizlere de, bizlere de hayırlı olmasını diliyorum. Bundan dolayı da sizleri kutluyorum. Bu vesileyle Ramazan ayının son günlerine yaklaşmamız nedeniyle Ramazan ayınızı kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ve bugün akşamdan sizlerin gelmekte olan Ramazan bayramınızı kutluyorum. Hepinize hayırlı olmasını diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Bizlerin biliyorsunuz projelerimiz var. Bizlerin vizyonumuz var. Bizlerin hedefleri var. Bizlerin hayalleri var. Ve bizlerin enerjimiz de var. İyi niyetimiz de var. Bu projeleri hayata geçirmek için bir an önce çalışmalara başlamamız lazım. Bu hayallerimizi bazen, hayatta vizyonumuzu sizlerle bazen paylaşıyoruz. Fakat net de ortaya çıkmayınca açıkçası basın önünde sizlere şunu yapacağız, bunu yapacağız gibi cekli caklı cümlelerle cevap vermek de istemediğimi beni tanıyan arkadaşlarım bilir. Fakat yakinen tanıyanlar da aşağı yukarı neler yapacağımızı, neler değiştireceğimizi bilirler. Biz öyle şeyler istiyoruz ki arkadaşlarımla beraber hem çalışma arkadaşlarım hem meclis üyesi arkadaşlarım. Öyle şehir olsun ki şairler ilham alsın, hani ressamlar ilham alsın. Şehrimizin dili olsun, kültürü olsun, güzel bir şehir olsun. Ve biz şunu da biliyoruz. Sadece bugünün şehri için değil, bugünün şehrine karşı da sorumlu değiliz, bugünün insanına karşı da değil. Gelecek nesillere karşı da sorumluyuz ve o sorumluluklar içinde arkadaşlarımız hep beraber çalışma içindeyiz. Bilemiyorum şey. Evet. Varsa bilmiyorum. Ankara'nın içinde de tek sebep değil, çoğu. Teşekkür ederim. Aslında ne yapmak istediğimiz, hani bazen çok böyle biz belki de bahsetmediğimiz için konuşulmuyor. Aslında son derece önemli, belki de bütün projelerimizden de önemli. Bugün bir belediye binasının taşınması ve büyük binada tek birim, tek çatı altında hizmet vermeye başlaması bana göre projelerin en büyüğü. Bunlardan bir tane. Çünkü oraya taşındığımız zaman çok daha organize bir takım halinde çalışmaya gireceğiz. Ben sorudan dolayı teşekkür ederim. Bunlar hani gözden kaçıyor. Biz de biraz belki de mütevazi davranıyoruz. Bugün belediye binasının taşınması bana göre başlı başına bir olay, başlı başına son derece önemli bir projenin bir basamağı. Orada çok daha enerjik olacağız. Uygulamak istediğimiz projeleri çok daha hızlı hayata geçireceğiz. Takım arkadaşlarımla beraber çok daha sık bir araya geleceğiz ve daha doğru karar vereceğiz. Bunun hem ekonomik boyutu, hem çalışma boyutu, her yönüyle sinerji kazandıracağını düşünüyorum ve mükemmel bir çalışmamız olacak orada. Geçtiğiniz zaman göreceksiniz bazı şeyler çok değişecek.
Belki de biraz oraya geçeceğimizden dolayı da şey yapmıyoruz. Sanki onu geçtikten sonra anlatırız diyoruz. Yani bütün enerjimizi taşındıktan sonra, muhtemelen 10 Ağustos'tan sonra ufak ufak taşınmaya başlayabiliriz. Ama ben yine de biraz large davranmak istiyorum. 15 Eylül'den sonra, Eylül sonuna doğru tam kapasiteyle oraya taşınıp, yani tam taşınmamızı ettirip orada çalışmalara Eylül ayında başlayacağımızı düşünüyorum. En azından Eylül'ün sonu. Yani ben özür dilerim. Gerçekten biraz koşarak gelince araba kullanmasam bile yolu takip etmek zorunda kaldım. Hakikaten yorulduk. Orada da Ankara'da da yorulduk. Çünkü dakik randevular alıyorsunuz. Randevuya gecikmek de şey oluyor. Ben burada bu davetinize katılan, bizleri onurlandıran hanımefendilere de hoş geldiniz diyorum. Özellikle tahmin ediyorum çalışma arkadaşlarımızın, basın mensubu arkadaşlarımın eşleri. Hepsine saygıyla selamlıyorum. Sizler de biliyorsunuz belki de bizlerin en büyük projelerinden bir tanesi kadınlarımız, çocuktan başlayarak da biz öyle şehir hayali kuruyoruz ki inanın sadece gözlerimize değil, yani vücudumuzun gözlerine değil, ruhumuzun gözüne de hitap edecek bir şehir kurmak istiyoruz ve buradaki en önemli bizlerin paydaşlarımızla, düşündüklerimizle annelerimizin arabalarında, kucaklarında sokağa çıkardıkları çocuklar için projelerimiz, çocukların ruhunu incelemeyecek bir şehir hayal ediyoruz. Ve kadınlarımızın çok güvenle dolaşacağı bir şehir hayal ediyoruz. Yaşlılarımızın kendini evindeki gibi bir sıcak şehir olmasını hayal ediyoruz. Ve engellilerimizin de hiç engeli olmadan bir şehirde yaşamasını arzu ediyoruz. Ve bunları başaracağız. Ve bizim içimizde var bu. Hani buradan dolayı tekrar belki de eşlerimizi, bayanlarımızı, kadınlarımızı unuttum. Özür dilemek için bu mevzuyu da açayım dedim. Çünkü bizi bilenler, tanıyan arkadaşlarımız çok iyi bilirler. Kadınlarımız ve engelleri hakkında, çocuklar hakkında çok son derece hassasiyetlerimiz var. Bizler şunu da biliyoruz. Aile yapısına çok önem veriyoruz. Aile bizim her şeyimizin. Aile toplumun en önemli bir şeyidir, birimidir diye düşünüyoruz. Öyle bir tuğladır ki aileden, yani bir duvardan o bir aile yapısını aldığınız zaman o duvar birden çöker. Hani bunu bilerek yaptığımı düşünmesine ben yorgunluğuma vermeniz için bu açıklamayı gerek duydum. Aileyi son derece önemsediğimizi, çocuklarımızı ve kadınlarımızı son derece hassasiyetlerimizi biliyorsunuz. Evet Haydar, soru Göztepe. Göztepe mi? Sadece Göztepe değil arkadaşlar. Çok değerli misafirler. Bu gece, yani buradan bu fırsatı da bulduğum için ben de değerlendireyim istiyorum. Sizler de belki merak ediyorsunuz. Bizlerin şehrine gelen insan, düşündüğünüz zaman ne kadar yer gezebilir veyahut da ne kaç gün kalır veyahut da sizlerin evine gelen bir arkadaşınız dış şehirden gelse nereleri gezdirirsiniz veyahut da o arkadaşınızla kaç saat gereğini tanıtırsınız? Bence çok kısa sürede bitirirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü o arkadaşınızla birkaç gezilecek yerimiz vardır. Şimdi biz şöyle düşündük. Öyle bir şehriniz olsun ki gelin arkadaşlar, misafirlerimiz bu şehri bir günde bitiremesinler ve konaklasınlar, ertesi günü kaldıkları yerden devam etsinler. Bu şu demektir, aslında bizim bir vizyonumuzla da, partimizin programıyla da çakışan bir program. Ne dedik biz? Kültürel belediyecilik, kültür. Belki de biz hani Ankara'ya gidiyoruz diyoruz. Sık sık Ankara'ya gitmemizin en büyük sebeplerden bir tanesi de kültürel belediyecilik üzerine. Şimdi burada neler vardır? Burada bir, biz geçmişimizi ve sahip olduğumuz değerleri öne çıkararak ancak büyüyoruz. Taklit ederek değil. Bizim değerlerimiz nedir?
bizim değerlerimiz. Birincisi cehennem ağzı mağaralarımız. İnşallah o konuda da girişimlerimiz var. Yani buradan bunları çok açmak da istemiyorum. Zamanınızı almak istemiyorum. Cehennem ağzı mağaralarımız var. İkincisi Çeşitepe'miz var. Üç, kalemiz var. Dört, Göztepe'miz var. Bunların hepsi biliyorsunuz belli sit alanları veyahut da çok rahat açık alanlar değil. Fakat bunlar hakkında girişimler yaptık. Bunları sizlerle, turistlerle, turizmle buluşturacağız. Göztepe hakkında projemiz var. Göztepe'yi yapmayı düşündüğümüz son derece basit bir proje şimdilik ama arkasından daha farklı projelerimiz Göztepe'ye de, kaleye de, Çeşitepe'sine de olacak. Ama şu anki en kısa zamanda yapmayı planladığımız ve projelerin çizildiği, belki de en kısa zamanda da kazmayı vuracağımız yerlerden bir tanesi Göztepe'nin deniz tarafı diyeyim, nasıl anlatayım, bu ne vardı orada, şeyler, kafeler, kafe barlar var diyelim veyahut da orman işletmesinin olduğu alan. Oradan yukarı doğru dik açıyla giden bir merdiven. Diyeceksiniz ki bu merdivenin özelliği nereden çıktı? Şimdi biz bunu, bu tepeleri değerlendirmemiz lazım. Hem insanla buluşmamız lazım. Yüksek merdivenlere çıkmak insanların her zaman hayal edilir. Brüksel'de Waterloo diye bir yer var. Oraya giden insanlar merdivenden çıkarlar ve oraya da 3-4 tane turist arabası gelir. Sadece merdiveni çıkmak. Belki de merdiveni çıktıktan sonra bunların yan taraflarını seyir terasları da yapabiliriz. Belki de yatay asansörü koyabiliriz ama öncelikle basit ve sade bir merdiven. Maliyeti de ucuz. Çıktıktan sonra Göztepe'ye, orada tabii yatırlar var, tarihi miraslarımız var. Bunları da oralarda temizlemek. Daha ileriki günlerde bu projeyi daha canlandırmak. Ama bu merdiven yapılacak en kısa sürede. Bir de Erdemir tarafı var o şeylerin, kafelerin yanında. Oraya da Avrupalıların çok fazla yaptığı yürüyüşler var. Bu tepeye çıkmalar, doğal yürüyüşler, hiking dedikleri şeyler var. Orayı da kırık çizgiler diyebiliriz, elipsoid çizgiler diyebiliriz. Kırık çizgilerle orayı dalga dalga tepeye kadar çıkacak bir basit yürüme yaya yolu. Yani insanlar burayı hem yürüyecek, hem dinlenecek oralarda, hem de arkasını dönüp denizi seyredecek. Belki de oralarda oturup da deniz seyredecek. Yani bir nevi terasımız olacak. O alanda ışıklandırıp her türlü şeyi yapabiliriz, net ışıklarla yapabiliriz. En kısa zamanda bu. Başka şeyler de düşünüyoruz. Mesela çocuklar için o şimdiki iftar çadırının olduğu yerde oraya bir, tabii ki biliyorsunuz kullanım hakkı milli emlakta. Fakat işte Ankara'ya gidince işte bazı bu görüşmeler yapılıyor. Yani siz de normal karşılarsınız. Bunların nasıl olacak? Biz de burayı bir havuz yapalım dedik önce. Sonra başka yer bulabiliriz dedik. Bir de aslında bunları sizlerle de paylaşmak lazım. Daha sonra şeyi bozmayalım diye düşünüyoruz. Bu sahil konseptinin tamamlayıcı bir şeyi olsun. Birçok şehirde, yani bir iki şehirde, belki ne kadar olduğunu bilmiyorum ama çok hoşuma giden bir proje var. Çocuk trafik parkı. Belki de onun yanına bir tane de eğitim olayıyla alakalı bir şey. Şimdi ilk onlara başlayacağız. Orada da ona başlamayı düşünüyoruz. Eğer sorularınız varsa alırım cevaplarım. Her konuda projemiz var. Her zaman yarışacağız, her zaman çalışacağız. Çünkü bizlerin artık bir saniye dahi boş durmaya hakkı yok. Sürekli düşüneceğiz, sürekli çalışacağız. Ve ben burada basının değerli mensuplarını bulmuşken basına da düşündüğüm bir mesajı da
geçmek istiyorum. Hep böyle marka şehir diyoruz, marka şehir diyoruz. Herkes tamam, marka da ne markası? Şimdi marka şehir olmamız için basına çok önemli bir görev düşüyor. Biz deminden beri bazı şeyler söylüyoruz, projeler diyoruz. Ve marka şehir olmak için toplumun bütün fertleri katkı sağlamalı ve çok çalışmalı. Hepimiz katkı sağlamalıyız. Bunun içinde de en önemlisi basın. Bir şehri basında anlatırken sizler eğer güvenliksiz, kötü örnekleri basında yazarsanız, çizerseniz o şehir hiçbir zaman marka şehir olamaz. Çünkü dünya insanı artık onu izliyor. Diyor ki, benim gittiğim şehir güvenliği var mı? Gerçekten bunlara çok önem veriyorlar. Güvenlikli şehir mi, temiz şehir mi, suçu oranı nasıl? Bunlara bakıyorlar. Tabii ben bunları yazmayın demiyorum. Yani bu sakın olay yanlış anlaşılmasın. Hele hele bu gecenin anlam ve öneminde sansürün kaldırıldığı yerde bizlerin de ve benim de böyle bir şeyi söylemeye bir şeyim, hakkım da yok. Zaten bunu sizlerle konuşmamı dinleyince bu manada söylemediğimi tahmin ediyorsunuz. Ben de burada açıklamak zorunda hissediyorum. Bu niyette değilim ama sizlerden destek istiyoruz. Biz de güzellikleri öne çıkartalım, güzel şeyler yazalım, etrafta etkili olalım diye düşünüyorum.